Nerelerdeydin? Ali Geli'ye nasıl karşılık vereyim diye düşünüp durdum çiftlikte. Bir çıkar yolu bulabildin mi bari? Çünkü Ali'nin yanına yaklaşmak için artık görünmez olmak lazım. Silahları bulmadan Ali'yi öldürmeyeceğim. Bana çok yardımın dokundu kasaboğlu, sağ olasın. Hayatımı kurtardın. Öyle bana borçluymuşum falan gibi hissetme de, bana bir borcun yok. Ali'nin sandıkları evinde sakladığını düşünüyorum. Eğer bana yardım edersen gizlice gelip bakabilirim. Gene benim sözümü dinlemeyeceksin, öyle mi? Peki. Ali genellikle geceleri dışarı çıkar. Ama evinde çalışan bir kadın var, hizmetçisi. O hep evde. Kadına bir fenalık yapmayı düşünmüyorsundur inşallah. Yok, yok. Kadını bir şekilde evden çıkartmanın yolunu bulup ben sana haber ederim. Baba. Gülfem gitti. Nereye gitti tek başına? Tek başına değildi. Bacısı Fikri'ye gelmişti yanına. Onu kandırıp konağa götürdü herhalde. Artık üzülmeyin, her şey yolunda gelecek. Üzülmeyin artık. Dilim kopsaydı da sana o lafları söylemeseydim baba. Çok özür dilerim. Tamam hadi söyle. Tamam. Bağırıp çağırmana razıyım baba ama bir daha lütfen böyle bir şey yapma, olur mu? Bundan sonra bu evde hiç kimse birbirine bağırmayacak. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Bundan sonra bir aile olup zorluklara hep birlikte göğüs gereceğiz, tamam mı? Kızlar hadi çıkalım, babam biraz dinlensin. Canım. Gülfem sen al lütfen. Senin o manyakla Ali ile evlenmene izin veremem. Seni kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Biliyorum baba. Sana bütün kalbimle güveniyorum. Lakin sen toparlanana kadar bir süre onu idare etmek mecburiyetindeyim. Biliyorsun. Ne olur dikkatli ol. Dikkatli ol. O manyağın ne yapacağı belli olmaz. Buyurun. Gülfem nerede? Ben hemen bir bakayım. Davut. Davut. Davut sakin ol lütfen. Davut sakin ol lütfen. Davut. Kimseye bir şey söylemeden gitmişsin. Ne yapmaya çalışıyorsun Gülfem? Konağa dönmeliydim. Artık burada kalmak mecburiyetindeyim. Bu da ne demek? Bir şey mi oldu? Babana mı bir şey oldu? Hayır, lakin vaziyeti iyi değil. Kalp krizi geçirdiği doğruymuş. Davut, ailemin bana ihtiyacı var. Şu sıralar onları yalnız bırakamam.
E nasıl olacak? Böyle Ali gelip seni burada görürse ne olacak? Burası benim evim. Burada emniyette sayılırım. O zaman sabahları burada durursun, akşam da çiftliğe gelirsin, olmaz mı? Yapamam. Ne demek yapamam? Neler söylüyorsun Güfem? Davut, hani senin yapman lazım gelen bir iş vardı ya. Bu da benim yapmam gereken bir iş, öyle düşün. Bir sürü ailemin yanında olmalıyım. Gerçekten bana ihtiyaçları var. Nasıl olacak böyle ayrı gayrı? Biz evlendik Gülfem. İlelebet senin karınım. Sen de benim kocamsın. Yanımda olmasan da, elimi tutmasam da tam buradasın. İşlerimi halleder halletmez seni gelip alacağım olur. Ablacığım ne oldu? Ne dedin Davut abiye? Ayrıldınız mı yoksa? Yalan söyledim ona Fikriye. Ne yalanı? Babam için Ali'nin yanında durmam lazım diyemedim. Öyle deseydim yüzüme bile bakmazdı. Onu kaybetmeye dayanamam. Yapma o zaman. Görüşme Ali'yle. Bırak babam ne yapıyorsa yapsın. Hapse girmesi gerekiyorsa girsin. Bırak artık yaptıklarının cezasını çeksin abla. Dayanamaz buna. Babamı bile bile ölüme gönderirsem hayatım boyunca vicdan azabı çekerim. Babam benim çocukluğum, masumiyetim. Davut'sa istikbalim, hayatım. İkisi de benim bir parçam. İstesem de birbirinden koparıp atamam. Güzel yürekli ablam benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.